Lütfen anne, lütfen. Okuldan sonra böyle bir parti verileceğini ne zamandan beri biliyordun? Yaklaşık bir haftadır. Ama tamamen unutmuşum. Ana konu Vahşi Batı. Hepimiz kostüm giyeceğiz ve sonra dans edeceğiz. Ve en iyi dans eden ödülü kazanacak. Ve sen de son anda senin için bir kovboy giysisi bulmamı istiyorsun, öyle mi? Evet sanırım. İmkansız. Aa, şu sıralar çok yoğunum. Buna zaman ayıramam. Aa, ama aman ne? Üzgünüm Cedric, bir şey yapamam. Bunu bana bir hafta önce söylemeliydin. Yemin ederim annem, bazen hiç neredeyse bunu kastan yaptığını düşüneceğim. Ama Nicholas'ın şu ana dek mükemmel bir kovboy kostümü aldırdığından eminim. Bu kostümle Chen'i kandıracaktı. Bu olasılığı düşünmek bile beni hasta ediyordu. Anne çok haklı oğlum. Her şeyi son ana bırakırsan kendine bir kovboy kostümü bulman mümkün değil. Biliyor musun, Vahşi Batı'da sadece kovboylar yoktu. Ayrıca yerliler de vardı. Çılgın at, kırmızı boğa, küçük ok, Geronimo, oturan boğa. O adamlar da kim? Onlar olağanüstü savaşçılardı. Vahşi Batı'nın gerçek sahipleri, eskiden öyleydi oğlum. Bunları nereden biliyorsun büyük baba? Büyük baban her şeyi bilir çünkü kitap okuyor genç adam. İşte son okuduğum şeyin adı Demiryolu Yapımcıları. Amerika'nın ilk demiryolları ile ilgili harika bir makale oğlum. Yerliler o zaman tırna demir at derdi. Sözümü dinle oğlum ve alelade bir kovboy kostümünü unut gitsin. Bunun yerine bir Cheyenne gibi giyin ya da bir Sioux gibi. Peki bana bir yerli kostüm alır mısın? Ha? Şaka ediyor olmalısın. Yerlilerin neredeyse çıplak dolaştıklarını bilmiyor musun genç adam? Senin için birkaç aksesuar ayarlayayım. İnan bana, Cochise'in bile üstünde fazla giysi yoktu. Anne, Cochise kim? Büyük bir yerli savaşçısıydı hayatım. Büyük babam yine haklıydı. Bir yerli şefi kostümü. Herkes bana bakacak. Acelem vardı. O kadar acelem vardı ki kafamı kartal tüyleriyle süslemek istiyordum. Anne, anne, büyük babam nerede? Onu duydun. Senin için birkaç aksesuar almaya gitti. Buraya gel küçük adam. Evet. Şimdi soyun. Ne düşünüyorsun ha? Ben gitmiyorum. Gitmiyorum da ne demek? Çünkü bu iğrenç bir kostüm. Sana gitmiyorum dedim. Seni bencil bücür. Gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Cedric. Merak etme Mary Rose. Onun inatçılığına alışkınım. Babasına benzediği ortada. Baba ve sen hemen benimle gel. Cedric, senin için onca zahmete girdiği halde büyük babana nasıl bağırabilirsin? Ama beni ne hale çevirdiğini görmüyor musun? Bence mükemmel. Elbette mükemmel. Baksana, eski perdemizden sana mükemmel bir etek yapmış canım. Eski terliklerini de ayakkabı olarak değerlendirmiş. Kendi elleriyle sana bir savaş baltası bile yapmış Cedric. Üstelik komşunun tavuğundan bir tüy olmayı bile göze almış canım. Ama bu şekilde soğuktan donarım anne. Bekle. İşte oldu. Şimdi tamamen hazır sayılırsın. Tek bir şeyden eminim. Annem karşısındakinin duygularını çok iyi bilen biri. Büyük babamın komik kostümüyle partiye gitmeyi reddetseydim herkes benim bir canavar olduğumu düşünecekti. Ah! Tavuk tüyü ve battaniyeyle oraya gitmem imkansızdı. Hmm.
Merhaba efendim. Sedri'yi almaya geldim. Ha, içeri gel. Koçis hazır. Koçis mi? Buna inanamıyorum. Bir kez daha gülersen savaş baltamı alnının tam ortasına indiririm. Büyük baba, savaş baltam sürekli düşüp duruyor. Sadece düz tutman yeterli olur küçük adam. Merak etme bence. Kostümün çok güzel. İstersen değişebiliriz dostum. İmkansız. Her neyse artık gitmeliyiz. Nereye gidiyorsun baba? Onlarla gidiyorum. Bunu kaçırmak istemem. Harika küçük adam. Cesur olduğun için seninle gurur duyuyorum. Bu arada kartal tüylerini nereden buldun Cedric? Mükemmel. En iyi dostum bile benimle dalga geçmeden duramamıştı. Partinin sona ermesi için sabırsızlanıyordum. Bir tek umudum vardı. Eğer parti kalabalıksa Chen beni görmeyebilirdi. Güzel bir kostüm kızcığım. Teşekkür ederim Bayan Neri. Siz de fena değilsiniz efendim. Teşekkür ederim kızcığım. Senin kostümün de çok ilginç görünüyor. Merhaba Sedri. Söylesene senin yerli ismin. Ay benim yerli ismim mi? Benimki Nisan Yağmur. Benimki de Kartal Kanı. Bu komik kostümü nereden buldun abla? Dikkatli konuş yoksa o bu yıl sana yuttururum sürüngen. Sakin ol. Bu gece sorun çıksın istemiyorum. Acaba ilk dansı bana lütfeder misin? Olabilir. Bu dans yarışmasını bizim kazanacağımızı hissediyorum. Zavallı bu da. Ona şapkasını, çizmelerini ve mendilini yedirmeliydim. Her şeye rağmen Chen de bir yerli gibi giyinmeyi tercih etmişti. Ve bu da ikimizin aynı frekansta olduğunu gösteriyordu. Görüşürüz çocuklar. Cedric, acaba bu şey sana ait olabilir mi? Ay, hayır. Yerliler gibi dans edebilir ama yerlilerin nasıl dans ettiklerini bilmiyorum. Bu yüzden orada dans edemem. Ama ben biliyorum. Orada görmüştüm. Hadi. Christian'ın bana söylemediği şey ise şansını hiçbir zaman ama hiçbir zaman fazla zorlamamam gerektiğiydi. Efendim, hemen gelin. Cedric dans ediyor. Fikrini değiştiren ne? Siz olarak masaya konan kırmızı acı biberler. Bana Nelly bunu anons etmişti ama ben duymamıştım. O kadar dayanılmaz bir ağrıydı ki sabaha dek kıvranıp durdum. Kendime gelmekte zorlandım. Evet, harikaydın dostum. İşte gecenin galibi. Harikaydın Cedric. Bana da yerli
küçük adam. Senin çabaların sayesinde bu akşam yerliler gerçek bir zafer kazandı. Büyük babam her zamanki gibi haklıydı. Bu kupayı ben kazandım. Elbette kırmızı acı biberin faydası da oldu. Hem de büyük faydası oldu. Ama asıl önemlisi Çen'in gözlerinde gördüğüm o çok güzel kıvılcımlardı. Asla unutamayacağım o bakışlar. Ah. O bakışlar. Çen'in bana bir daha o şekilde bakmasını sağlamak mümkün değilmiş gibi. Kesinlikle imkansız. Evet. Evet, 8 yaşındaysanız hayatta bir yerli olmak gerçekten çok ilginç. Hayat her zaman kolay değil. Hatırlıyorum da bir keresinde Çen'den neredeyse sonsuza dek ayrılacaktık. Gerçek bir kabus gibiydi. Ve her şey masum bir telefon konuşmasıyla başlamıştı. Cedric, telefona bakar mısın? Alo, Dupont'ların evi. Hayır, babam şimdi burada değil ve annem de dışarıda. Büyük babamla konuşmak ister misin? Dittur nakliyat firması mı dediniz ha? Aa, tamam söylerim. Size de iyi günler. Bir nakliyat firmasından aradılar. Sanırım bir paket gönderecekler. Sence getirecekleri şey ne olabilir büyük baba? Bilmiyorum. Hey, belki de yeni bir televizyon. Evet, evden yapman için yeni bir masa da olabilir. Tamam buraya. Pekala. Nakliye firması. Hey Cedric, kazandım. Hedefi tam ortasından vurdum. Hey, sana ne oldu? Sokağın karşısına baksana. Evet, ne olmuş? O nakliye firması bizi aramıştı. Ama bizim için ne getirdiklerini hala anlayamadım. Ne olabilir? Bilmiyorum dostum ama bana sorarsan taşınıyor musunuz gibi bir izlenime kapıldım. Aa? Taşınmanın bir insan hayatında yaptığı büyük tahribatı tahmin edemezsin. Önceki gün televizyondaki bir filmde görmüştüm. İşinden dolayı taşınmak zorunda kalan bir adam tüm dostlarını ve sevdiklerini geride bırakmıştı. Hepsi, nişanlısını bile. Nişanlısını bile mi? Gerçekten şaka yapmıyorum. Ve inan bana kardeşim, hoş bir manzara değildi. Aa Cedric, uzaklara gitmeni istemiyorum. Seni seviyorum aşkım, bu umutsuz aşk, beni unutmalısın. Çen'e asla böyle bir şey yapamam. Bunu asla atlatamam. Biliyor musun? Eğer gidersen onu teselli etmek için her şeyi yaparım. İnan bana. Bu harika. Onu teselli etmek isteyecek tek erkek olduğunu nereden biliyorsun gerizekalı? Nicholas böyle bir fırsatı kesinlikle kaçırmaz. Ona Çen'i teselli etme fırsatını vermem mümkün değil dostum. Üstelik buradan taşınmaya da hiç niyetim yok. Bunu da nereden çıkardın? Eğer bu şekilde tepki göstereceksen filmin sonunu asla söylemem. Sorun mu var küçük adam? Hayır ama Christian'ın söylediği bir şey kafama takıldı da. Christian ne söyledi? Taşınacağımızı söyledi. Ne dedin? Bu saçmalıkta neyin nesi küçük adam? Şey, Detour nakliye firmasından bizi aradıklarını hatırlıyorsun değil mi? Ha? Onların bir aracını okulun önünde gördük. Bütün ev eşyalarını taşıyorlardı. Durum ortada. Eğer taşınırsak Chen'le ben ayrılmış olacağız. Hayal kırıklığına uğrayacak ya da... Daha kötüsü beni unutacak. Biliyor musun, arkadaşın fazla televizyon seyrediyor. Hey büyük baba, sence biz buradan taşınır mıyız? İşin içinde baban varsa her şey olabilir. Baban kimseyle konuşmadan istediğini yapabilecek tipte bir adam oğlum. Neyse, henüz bir şey bitmedi küçük adam. Hiçbir şey bitmedi. Henüz bir yere taşınmış değiliz. Bunu eğlenmek için söylüyordum. Bir yerden bir yere taşınmak o kadar basit değil. Senin gibi bir büyük babam olduğu için çok şanslıyım. Ama yine de şimdi hatırladım. Sözünü ettiğin o nakliye firmasından birkaç evrak gelmişti. Herkese merhaba, ben geldim. Cedric, lütfen kapının yanına bıraktığım alışveriş çantasını getirir misin canım?
İşte posta kutusundakileri de getirdim. Teşekkür ederim Cedric. Diğer odadaki masanın üstüne bırakıver. Peki göz atmayacak mısın? Birazdan göz atacağım. Söylesene anne. Şehirden taşınacağımız doğru mu acaba? Ne? Tanrı aşkına bu saçma sapan fikre nereden kapıldın? Yeter. O zarfları masaya koy ve saçma sapan konuşmayı bırak. Sonra da odana git. Yapacak ev ödevlerinin olduğundan eminim. Annemin bizden bir şey gizlediğine eminim. Ne? Bunu da nereden çıkardın? Çünkü bu zarfları benim önümde açıp içlerine bakmayı reddetti. Anlıyor musun? Sonra taşınmaktan söz ettiğimde yukarı çıkıp ev ödevlerimi bitirmem gerektiğini söyledi. Konuyu değiştirmeye kalktı. Annenin ev ödevlerini bitirmeni söylemesi duyulmadık bir şey değil ki küçük adam. Ama başka bir şehre taşınmak işte buna inanamıyorum. Neden buradan taşınacağımızı anlamadım. Ve bunu neden saklıyor? Yine de bunu düşününce bir açıklaması olabilir elbette. Ne gibi? Eğer buradan taşınırsak bu onlara benden kurtulmak için harika bir fırsat sunacak. Büyük babanı yaşlılar yurduna gönderirim. Emin misin? Merak etme küçük adam, bu konuda bana güven. Neler olduğunu öğreneceğim. Açıkçası buna inanmak gerçekten zordu. Ama en kötüsüne hazır olmalıydım. Lokomotif duman çıkarmaya başlayınca tren harekete hazır demektir. Ayrıca sevgili Chen de vardı. Hassas ve narin Chen. Chen. Neden üzgünsün? Kötü bir haber mi aldın? Annem kesinlikle bir şeyler gizliyor. Aman tanrım. O halde gizli işler çevirdiklerine inansan iyi olacak. Büyük babam kendisini yaşlılar yurduna göndermek için taşınmak istediklerinde ne? Bu kadar üzülmemelisin. Söz veriyorum, sana yazacağım. Chen ne olacak? Şapşak. Chen'i hiç düşündün mü? Chen konusunu unutmuşum. Bu büyük şoka nasıl dayanacağını merak ediyorum. Ona şimdi söyleyip teselli etmeye çalışmam iyi olur mu? Yoksa en iyisi ona bir şey söylememek mi? Her şeye rağmen bunu senin söylemen çok daha iyi olur Cedric. Bir başkası söylerse onun kollarına düşebilir. Bu da haksızlık olur dostum. Bak bunda haklısın. Chen, bunu yapacağım. Dinle Chen, korkunç bir şey. Bizi ayırmak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğim asla. Asla. Merhaba Cedric, ne diyordun? Hiçbir şey. Ben sadece bağcıklarımı bağlamaya çalışıyordum Chen. Tamam. Zavallı kız, kendisinin neyin beklediğini bilseydin. Evet, geriye tek çözüm kalıyor. Nakliyecilerin evinize gelmesini mutlaka önlemeliyiz. Bir fikrin var mı? Biliyor musun? Tek yapacağımız sokağınızın başına çukurlar açmak. Böylece tek bir şey unutuyorum. Önüne yanaşamam. Yolu tek bir şey unutuyorum dedim. Bir şey unutuyorsun dedi. Ne dedin Cedric? Komşuların araçlarıyla sokaktan çıkmasını da engelleyeceğimizi. Ne? Hayır, işe yarım olasılığı gerçekten fazla olan başka bir çözüm bulmalıyız dostum. Evet, bence saklanmalısın. Sen ortada yokken ailen taşınmaya cesaret edemez. Bir süre için bodrum katına saklanırsın. Hepsi bu dostum. Ders notlarını ve yemeklerini ben getiririm. Giysilerini de. Ve ihtiyacın olan başka şeyleri de. Evet, Chen'den bir haber var mı? Dostum, Chen mi? Sen ortadan kaybolduğundan beri ne kadar büyük acılar çektiğini hayal bile edemezsin. Saklamam gerekiyorsa bunu düşünmeden yaparım. Ama Chen'den ayrılmaya asla dayanamam. Kısaca ne yaparsam yapayım kaybeden ben olacağım. Çok güzel kokuyor. Bu arada bana söylemek istediğin herhangi bir şey yok değil mi? Benim mi? Hayır. Demek öyle. Oysa ben henüz benimle konuşmadığın bir şey olduğunu düşünmüştüm. Bütün aileyi ilgilendiren küçük bir haber. Aklında
aran neler geçiyor baba? Eğer kafana takılan bir şey varsa ağzında gevelemeyi bırak ve neyi bilmek istediğini söyle. Aa, demek her zaman benim hatam. Üstelik önemli haberleri saklayan ben olmadığım halde. Aman şimdi çok iyi anlıyorum. Bu evde kimse bana bir şey söylemek istemiyor. Ha? Artık dayanamıyorum. Merhaba çocuklar. Bu da... Hayatım, babanın yine nesi var? Baksana giyinmiş. Aa, oyun oynamayı bırakın. Çevirdiğiniz dolapları bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Tanrı aşkına neden söz ediyor? Sadece geveliyor işte. Onun yaşında normal. İhtiyarlamış olsam bile hala kıçına iyi bir tekme atabilirim. Bu sayede yaşlılara saygılı olmayı öğrenirsin. Baba, Robert bu kadar yeter. Biri bana burada neler olduğunu açıklayacak mı acaba? Bu nedir kızım? O mu? Ah evet, nakliye firmasından bir haber bekliyorduk ama bununla ne ilgisi var ki? 3 yıldan beri çatı katında biriktirdiğini o işe yaramaz eşyalardan kurtulmak için senden izin almamız gerektiğini kızına söylemiştim. Çatıyı temizletmek mi? Asıl plan bu muydu? Orada ayrılmak istemeyeceğim bazı aile yadigarları olduğunun ben de farkındayım. Seni onlardan zorla ayırmak istemiyorum. Aa, yukarıdaki hurdalar mı? Sorun oluyorsa yakabilirsiniz. Onları artık görmek istemediğim için çatı katına kaldırmıştım. Pekala baba, kafam karıştı. Öyleyse ceketim ve çantanla neden karşımda dikildiğini söyler misin lütfen? Benim yaşımda insan istediği zaman ceketini giyip çantasını yanına alabilir kasam. Yapmayın. Merak etmeye başladım sevgilim. Baban gerçekten aklını mı kaçırıyor acaba? İtiraf etmeliyim. Şehirden gerçekten taşınacağımıza inanmaya başlamıştım. Ya sen büyük baba? Bir an bile inanmadım oğlum, bir an bile. Ama benden bir şey sakladıklarından emindim. Bu yüzden çantamı yanıma alma numarasını yaptım. Fena değil ha? Mükemmel. Evet, büyük babam çok zeki biri. Bu tuhaf gizemi ortaya çıkarması kesinlikle uzun sürmedi. Çen de çok şanslı. Hayatının en hüzünlü günlerini yaşama fırsatını kıl payı kaçırdığını asla bilmeyecek. Ya Chen'in ailesi bir gün taşınmaya karar verirse ne olacak? Evet, itiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat o kadar da kolay değil.